Herkese selamlar. Biraz burnum tıkalı, sesim kötü. Vallahi çok uzun süre oldu. Vlog çekmiyorum. 2 hafta falan olmuştur herhalde. Yani böyle nasıl diyeyim? İçimden gelmedi. Biraz böyle dinlenmek istedim. Çekmedim yani, böyle elime telefonu alıp da çekmek açıkçası içimden gelmedi. Bir de galiba şöyle bir şey var. Çekmeye artık şey yapıyorsun, nasıl derler, hani alışıyorsun ya, böyle ona da böyle alışıyorsun. Şimdi neredeyim? Bugün günlerden pazar. Bugün bir iş yerinde bir işimiz olduğu için işe gelmek zorunda kaldım. Çok kısa bir işimiz var ama burada olmamız lazım. Ama ne yaptık? Asya ile geldim ve birazcık erken geldik, şöyle kahve aldık. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Bir yarım saat erken geldik. Onur bıraktı bizi. Kahvemizi içeceğiz. O sırada oturacağız, bekleyeceğiz. Sonra işte işimiz bitince de gideceğiz. Babası kartalı anneme bırakacak. Böyle yani, pazar pazar buralardayız yine. AVM bomboş. Zaten burası çok dolu olan bir AVM değil. Trump Towers. Buradan maalesef taşınıyoruz biz. O yüzden başka bir yere taşınıyoruz. Hiç istemiyorum ama yani burası şey olarak çok rahattı. Hem lokasyon olarak çok rahattı. Hem de bir şey lazım oluyor, bir ihtiyacın oluyor, eczane bilmem ne, hemen dibinde hallediyorduk her şeyi. İşte atıyorum Migros bilmem ne, her şey elimizin altındaydı. Bu arada gözlerim yaşarıyor kendi kendine. Bir gribal bir durum var. Ama daha yeni, bu hafta zaten ofiste test yaptırdık. Hepimiz negatif çıktık. Ama ben böyle bir şey oldum. Burnum falan tıkalı. Bir de başım ağrıyor. Ama dediğim gibi daha yeni negatif çıktık. Daha iyi. O yüzden şey yapmıyorum yani, telaşlanmıyorum bir şey var mıdır diye. Yaptım mı annem? Kahvelerimizi içeriz. Sonra görüşürüz. Biz annemdeyiz. Akşamı yaptık. Asya'yla iş yerimde işleri bitirdikten sonra biraz gezdik. Ondan sonra geldik annemle. Annemle pazara gittik. Ondan sonra pazardan neler aldık biliyor musunuz? Çok tatlı kartala böyle alt eşofmanlar aldık. Onları ilk önce ayırdım ama daha sonra gösteririm. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle annem turşu yapacak. Turşu küçük salatalıklardan. Biraz da şöyle şu herhalde biberler acı. Bunlardan aldı. Anne, biberler de mi delinecek? Anne. Sağ ol. Şöyle çatalla deliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ha? Kartal da vallahi elinin tadını verecek turşuya, değil mi anneciğim? Onun yetiyor. Nasıl yapıyorsun, göster bakayım Asya. O kadar. Sonra diyor çıkartıyorum. Yok, çıkartmayacaktım. Anne ya, parmağımı deldim. Ya ben ama sana nasıl gösterdim? Böyle avucunun içine alacaksın. Tutuyorum zaten de. Bak böyle tutarsan kırılır. Ha, kırılmıyor. Öyle de yapamam avucunun mu? Hayır, avucuna batmıyor. Ha, iki tarafı ortasına kadar deliyorum. Hayır, öyle de değil. Hayır, delme. Öyle. Deldim. Kartal buraya koy. Tamam, ablan yaptı onu. Koy, at buraya. Bak, iki tarafı delik oldu. Geldik. Eve geldik. Akşam oldu. İşte annemde oturduk. Bir şeyler yedik falan filan derken. Pazardan ne aldım? Pazardan. Onur anneannesinde kaldı ama Asya'ya sweatshirt aldım. 2 tane. 25 lira fiyatı. Sweatshirtlerin yani şimdi Asya'nın yaşıtları çok giyiniyor. Asya'nın yaşıtları dışında artık her mağaza üst sivit, alt şey, ne derler, eşortman olmak üzere
her mağazanın şeyi bu olmuş yani. Çok herkes pijamayla mı dolaşıyor bilmiyorum ama her yerde bir sivit çılgınlığı almış başını gidiyor. Onun dışında yine pahalılık pahalılık diyeceğim ama yani gerçekten işte vakikiydi, defaktoydu, bu kadar değildi. Bu hele çocuk kıyafetleri. Kartalı bir. Bak orada onun şeyi bak yere attı. Kartalı bir üst ya da bir alt bir şeye bakıyorum. Hani mevsim artık dönüyor diye. Ondan sonra 70 liradan yani 100 liraya takım yok zaten. 70 liradan aşağıda hiçbir şey yok. Var var. Doğru düzgün. Hayır. Ondan sonra pazarda tesadüf tabii bir de şey de oluyor büyük ihtimalle. Bunların dönemi gelince artık ihraç fazlası mı nasıl oluyorsa bilmiyorum. Pazara da düşüyor tabii. Tesadüf arasam bu kadar bulamazdım. 1, 2, 3 ayrı yerden ona eşortmanlar aldık. Hem de tanesi sadece 10 lira. Çok çok uygun. Şöyle bir tanesi şöyle. Şöyle burasında ne yazıyor? 26 yazıyor. Şöyle biraz koyu bir turkuaz rengi. Şöyle bir. Paçaları da böyle olanları tercih ettim. Kışın çok güzel oluyor. Eşortman. Ondan sonra yine şöyle. Boyları uzun ama paçaları böyle olduğu için iyi olacaktır. Çünkü almışken 2 sene giyinsin en azından. Bir tanesi böyle. Koyu mavi bu. Lacivert de denemez de. Bir de yine aynı modelin açık mavisi. Şöyle. Bunun da yine paçaları aynı şekil. Ondan sonra yine bir tane de şöyle. Gri bir eşortman. Burası mikili böyle. Ondan sonra yine denk geldi. En büyük ihtiyacımız. Evet. Babet çorapları. Gel sana da sorayım. Bu çoraplar nereye gidiyor? Seninkilerde kaybolmuyor mu? He? Ya kapatın dolabı. Dolabı açmışlar. Önünde duruyorlar baba oğul. Evet, babet çorapları nereye gidiyor? Gerçekten yani yok, bulamıyorum, yok oluyorlar. Yoklar yani, nasıl oluyor bilmiyorum. Ama babet çorapları kayıp oluyor. Alıyorum 2-3, 3-5 neyse her alışımda. Ama nasıl kayboluyorlar vallahi bilmiyorum. Şöyle babet çorapları aldım. Hem de şu çok güzel hatta böyle desenli. Birazcık tanesi 1,5 lira. 1,5 liraya da bulmak zaten gerçekten çok zor. Vallahi denk geldi, aldım. Çok da iyi oldu. Bu mevsimde çünkü açık ayakkabı giymiyorsunuz. Bot tarzı da giymiyorsunuz. Kısa normal ayakkabı giyiyorsunuz. Bilekten görünen çoraplar da olmuyor. Bunlara çok ihtiyaç oluyor demek istediğim. Bunlardan aldım. Valla biraz salatalık aldım. Biraz kabak aldım. Dediğim gibi pazardan çok bir şey almadım. Annemle işte bir turladık. Ha, annem turşuluk aldı. Gördünüz. Biraz turşu yapmak istiyor. Annem benim yapmazdı normalde turşu. Hani sos falan hep yapıyoruz ama turşu bu sene dedi hani bir yapayım deneyeyim. Yani çok önceden yapmıştı. Hani böyle her sene şu turşuyu yapmalıyım diye bir modu olmadı hiç. Öyle çok konuştum. Burnumda tıkalı, yoruldum. Şimdi gidiyorum. Bir dizi başladı. Onurlu onu çok sevdik. Yargı. İzlemişsinizdir mutlaka. Çünkü bir bölüm başladığı zaman o hafta içinde o bölümü hemen hemen her gün veriyor. Şimdi ikinci bölümü var. Ona bakacağız. Derken bir tane daha yabancı diziye yine takıldık. Onur'la bu şey... Adı ne bilmiyorum ya. Netflix izleyenler mutlaka anlayacaktır. Bu şey gibi işte toplu bir para var. O para için bir oyunlar oynanıyor falan. Kaybedenler ölüyor. Kazananlar o para artarak devam ediyor falan. Böyle değişik. Birazcık şey nasıl diyeyim? Dizinin sonu şu filmi açayım mı? Bak geldi onu. Şu anda o diziyi söylüyor. Dizinin adını biliyor musun? Sound Game mi? Sound Game olabilir. Sen izlemiyorsun şimdi Yargı'yı. Ya izlersen. Yarım kaldı. Ben başından başlamadığım zaman başını kaçırdım izleyemem. Aç tamam.
Sağ. Sen de sağ. İzlemiyorsan bunu diyor. Ötekinden şimdi diyor, kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum da. Ben tabii ki oturup da dakika dakikasını onun gibi her şeyini izlemiyorum ama zaten anlaşılıyor. Çünkü bu kısa kısa ya böyle bu yabancı diziler. Hani bir bölümde çok fazla onlar da bir olay olmuyor. Çünkü bölümler kısa zaten. Ondan sonra biraz da onu izliyoruz. Bu aralar birazcık onlara takıldık. Ben bu ara çok yoğunum. Şirketimiz taşınıyor. Dediğim gibi videonun da başında. Taşınma işleri, normal işlerimiz zaten devam ederken üstüne bunlar biraz bizi yoğunlaştırdı. O yüzden pazar günü bile iş yerine gitmek zorunda kaldım. Olsun, gelip geçici zamanlar bunlar. Taşınalım, birazcık zaman geçer, sonra zaten yerleşiriz, eski düzenimize döneriz. Arada bir evden çalışmak çünkü çok çok büyük nasıl diyeyim, lüks yani benim için öyle kesinlikle. Evdeki hem işlerini görüyorsun, hem çocuğunla beraber oluyorsun, aynı zamanda da çalışıyorsun. Çok güzel oluyor. Öyle. Ben gidiyorum. Görüşürüz.